Tibet senin için hazırlamıştı. Ama vermeye fırsatı olmadı. Anaokulunun ilk günü. İşte bizim hikayemizin başladığı yer. Tibet, Pınar'ı saçını çeken kirli çocuktan kurtarır. Prenses Pınar da bu fedakarlığı karşısında Tibet'e mavi oyun hamurunu vermeye razı olur. O günden sonra Tibet, Prenses Pınar'ı... Pınar ne izliyor öyle? Tibet bir CD hazırlatmıştı onun için bana. Kazadan hemen önce. Keşke yarın falan verseydin. Çok sarsıldı bugün. Baksana nasıl ağlıyor. Bence tam zamanı. Tibet'in onu nasıl sevdiğini çok geç olmadan anlasın. Sen hala ne konuşuyorsun ya? Sen ne bilirsin sevgiyi? Ne yüze geldin buraya? Tibet benim en yakın arkadaşım. Biliyorum. Yakınlık parayla ölçülebilir bir şey senin için. İyileşsin diye dua ediyorum. Çünkü Tibet senin gerçek yüzünü bugün mutlaka görmeli. Arkadaşlar bir durun ya. Şimdi kavganın sırası mı? Fena halde ön yargılı davranıyorsun Özge. Sakın beni dinlemeden bir daha aksi karar verme, sakın. Okyanusları aşıp mutlu yaşarlar. Pınar, ne oldu? Yoksa... Ben ne yaptım Genco? Nasıl kırdım, yaraladım Tibet'i? Senin bir suçun yok Pınar. Onu üzmemek için elinden geleni yaptın sen. Ne zaman başım sıkışsa yardıma koştu. Neden? Kapıma kadar gelmişti. Bana ihtiyacı olduğunu anlamadım. Kovmaktan beter ettim onu. Eğer ona bir şey olursa asla affetmem kendimi. Ona söyleyeceğim çok şey var Genco. Değer verdiğimi söylemeliyim. Ben seni hayatımdan silmedim Tibet demeliyim. Benim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim dostumsun demeliyim. Allah'ım ne olur ölmesin. Söz veriyorum. Bir daha onu asla kırmayacağım. Senin bir suçun yok. Aşık olamadığın için suçlama kendini. O benim çocukluk arkadaşım. Canım. Bunu neden anlamadı Genco? Bunu anlamak bu kadar zor mu? Asıl şimdi yanında olmalısın. Güç vermelisin ona. Sana asıl şimdi ihtiyacı var Pınar. Sen de bekleme artık. Lütfen. Ben böyle istiyorum. Görüşürüz. Ben geldim Pınar. Aç gözünü hadi. Üçüncü sınıftayken hani... okulun bahçesindeki ağaçtan düşmüştüm. Sen aşağıdan bağırıyordun Pınar düşeceksin diye. Sana bakayım derken... sahiden de düşmüştüm. Bayılmıştım hani. Hatırladın mı? Bembeyaz bir karanlığın içindeydim sanki. Denize dalar gibi giderek daha da derine düşüyordum. Yalnız senin sesin, Pınar, uyan diyen sesin ulaşıyordu bana. Uyanmalıyım. Tibet'in yanına dönmeliyim. Onu yalnız bırakmamalıyım diye düşündüm ve uyandım. Beni duyduğunu biliyorum Tibet. Uyan lütfen. Ah.
Aslan. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Merak etme. Biz yanındaydık hep. Hele Pınar bir dakika bile ayrılmadı yanından. Artık beklemenize gerek yok. Ben geldim. Beni oğlumla yalnız bırak. Ama ben Tibet'in yanında... İhtiyacı varken yanında olmalıydın. Şimdi ben varım. Beni oğlumla yalnız bırak. Ailenin öldüğü evin müteahhiti benim. Yargılandım ve aklandım. Seni Necati amcam buldu ilk. O getirdi. Deprem bölgesinde yıkıntıların arasında dolaşıyormuş. Elinde oyuncak bebek. Bir tanecik yavrum, ben sana iyi baba olamadım. Başına bunların gelmesine engel olamadım. Babalığımı yapamadım. Oğlum. Hem benim gülüşümsün. Gülüşümsün buna. Madem babası yanında kalmanı istemiyor, gidelim istersen. Sen de yoruldun Pınar. Hayır. Kalmak istiyorum. Genco'yu da merak ediyorum. Öyle çok şey yaşadık yolda, kim bilir. Pınar. Sanırım Tibet seni görmek istiyor. Kendine geldi mi? Tibet. Buradayım. Geldim işte, yanındayım. Ama hastamızın biraz daha dinlenmesi lazım. Tabii. Pınar, sen de çok yoruldun kızım. Eve gidelim artık hadi. Baban haklı kızım. Hem Tibet'in dinlenmesi lazım. Yarın sabah erkenden gelirsin. Peki. Biz gidelim Aslı. Hı hı. Telefonum açık. İstediğin saatte arayabilirsin. Doğrusunu istersen gündüz vakti o düz yolda o kadar hızlı gidecek bir adam değil benim oğlum. Alkol almamış. Üstelik iyi bir şofördür. Çok kırıldı belli ki. Yalnız hissetti kendini. Ama ne acık ki sağlığına kavuşması için yine senden medet ummaktan başka çaremiz yok Pınar. Ondan desteğini esirgeme Pınar. Hiç olmazsa sağlığına kavuşuncaya kadar. Tibet iyi olacak.